Arkadaşlar selamlar hepinize merhaba. Hepinize hoş geldiniz. Sizlerle birlikte Super Power 2 serimize devam ediyoruz. Efendim ben ne yaptım? Normalde bölüm çekmeyecektim. Şu borçlarımızı ödeyene kadar birazcık duracaktım arkadaşlar. Yani borçlarımız ödendikten sonra oyuna geçiş yapacaktım. Lakin dünyada çok değişik olaylar oldu. Öncelikle bunları size bildirmem gerekiyor ki e, hani seri sizlerden kopuk ilerlemesin. Sonuçta burada birlikte oynuyoruz. Ben tek başıma oynamıyorum. Hani sadece kontrol bende ama kararları birlikte veriyoruz. Buna emin olabilirsiniz. E, bu arada seriye beğenerek destek olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve bir şey fark etmişsinizdir abi. Mısır bizim elimizde değil. Neden bizim elimizde değil? Çünkü ben eski sevimden devam ediyorum. Biliyorsunuz bir ekonomik kriz yaşadık ve o ekonomik krizi ben toparlayamadım. O yüzden Mısır'ı fethetmeden önceki serimize döndüm. Ve sevimize döndüm. Ve hani Yunanistan falan bizde ayrıca ekonomik durumumuz da iyi. Yani batmış değiliz. Görüyorsunuz borçlarımızı bu yıllık gelir mi, aylık gelir mi bilmiyorum. Borçlarımızı bir süre sonra ödeyeceğiz arkadaşlar. Ben bu borçlar ödenene kadar şöyle oturup bekledim. Hani bir yandan araştırmalar yapılıyor. Şurada görmüş olduğunuz gibi stratejik birimlerimizin gücü gelişiyor. E, tanklarımızın, toplarımızın gücü gelişiyor. Bir yandan işte dünyayı takip ediyorum antlaşmaları falan filan. Her neyse efendim değişik olaylar oldu. Önce size bu değişik olaylardan bahsedeceğim. Ama bu değişik olaylardan bahsetmeden önce daha önemli bir husus var. Arkadaşlar ee, oyunda maalesef ki bug durumu söz konusu. Yani sevgimiz patlamadı ama Çin Halk Cumhuriyeti herhangi bir şekilde resmi dilini Türkçe yapmamış. E, size şöyle ifade edeyim. Buradan şu iç yasalar kısmına geldiğinizde burada bizim de iç yasalarımızı gösteriyor. Yani şimdi şu şekilde düşünecek olursak tamam Çin'de Hint lehçesi konuşan olabilir. Çünkü ee, Çin ve Hint bağlantılı. Yunan ne alaka? Fransız ne alaka? Türkçe ne alaka? Hani Hintçeyi kabul edebilirim ama bunları kabul edemem abi. Özellikle Fransız ve Yunan'ı kabul edemem. Dillerde bunların olması pek mümkün değil. Hani ki zaten bunların hepsini topladığınız zaman %100'den daha fazla bir sonuç çıkıyor. Farzı misal hemen düz hesap yapıp toplayalım. Şunu 30 sayın bunu 25 sayın abi 55. Bunu da 15 say 70. Ee, 91 şurada yüzde her türlü geçiyor yani arkadaşlar ben şu an bunu hesaplayamam sayısal öğrencisi değilim kafa basmıyor da burada zaten dinleri gördüğünüz zaman yüzde 92 tocu deyip nasıl yüzde 55 Müslüman diyebiliyor yüzde 92 tocuysa yüzde 57 yüzde 55 Müslüman olamaz ki yani şöyle düşünecek olursak mantıken öyle değil mi? %92'si tocuna, tocu dinine inanıyorsa kalan %8'ine Müslüman diyebilirsin. %55'ine Müslüman diyemezsin. Hangi yüzde 55 arkadaşım? Yüzde 92'yi almışsın zaten. Yani oyunda bak var arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hangi devletin üzerine gelirsem geleyim saçma sapan şeyler ortaya çıkacak. Misal buradaki devlet abi ne burası? Brezilya. Gel abi Brezilya'nın iç Aa bak burada biz burada da sıkıntı var abi. Burada da sıkıntı var. Yüzde katolik gösteriyor. Bunlar nereden geldi? Ulan yüzde yüz buysa diğerleri ne? Ya da diller kısmına gelelim abi. Portekizce resmiydim falan filan. Bilmiyorum hocam ya. Bilmiyorum da galiba bize o Çin'in resmi dil durumuna bakarken bir bak durumu söz konusu olmuş sanırsam. Ee, yok yani Çin'in resmi dili Türkçe değil abi. Çin'in resmi dili Türkçe değil. Görüyorsunuz Çin'de bir resmi dil yok. Çok saçma ya gerçekten çok saçma. Ha, bu arada şu geri zekalı ada parçalarına neden tıklayamadığımı da öğrendim arkadaşlar. Sağ olun siz yorumda belirtmişsiniz. Oyun eski oyun olduğu için 1920'ye 1080 modunu desteklemiyor. Yani ben bu oyunu tam ekran oynadığından dolayı e, kontroller yarım yamalak bir şey. E, benim o adaları fethedebilmem için oyunun orijinal ayarı neyse onda oynamam lazım ki o ayarda video çekemem abi. Hani o ayarda video çekersem şöyle düşünün. Bakın size şimdi örnekle göstereceğim. Sadece şu kısım var tamam mı aşağıdaki paneller dahil. Sadece bu kısım var. Şurası yok. Şurası yok düşünün. Yani sadece şöyle bir şey. E, sadece panelleri göstererek mi anlatım yapacağım ben size abi? E, demek ki onu ne yapacağız? Biz o adaları fethetmeye kalktığımız zaman ben kayıt dışı küçük ekranda fethedeceğim onu ki e, bug durumu yaşanmasın. O taşıma helikopterlerinin falan taşımamasının sebebi buymuş abi. Bizim işaretlediğimiz yeri deniz olarak görüyormuş. Bilmiyorum ya hakikaten bilmiyorum da. Bir yandan zamanı ilerletelim borçlarımız ödensin. Neyse benim bahsedeceğim diğer olaylar neler? Efendim öncelikle kendimize gelip e, ticaret yasalarımızdan petrol üretimini %25 olarak arttırdım. Bu %25 olarak arttırmamın neticesinde dünya kadar borç saplandı bana ama gördüğünüz gibi mevcut kazancımız bir hayli arttı. Bu borçlarımızı ödediğimiz zaman petrol kaynaklarını bir tık daha, %25 daha, %25 daha. Yani petrole oynayacağız abi. Biz petrolü ne kadar arttırırsak ekonomimiz o kadar zenginleşecektir. Bu arada dışa yardımı kapattım. Sapır saçma şey yapmamıza gerek yok, harcama yapmamıza gerek yok. Dışa yardımı kapattım. Oturup bekliyorum abi, oturup şu borçların ödenmesini bekliyorum. Çünkü bu borçlarım ödenmeden savaşa girdiğim zaman sıçıyor abi, olay sıçıyor yani. Dediğim gibi bu borçlar ödenecek akabinde ben tekrardan petrole %25 bir e, zam yapacağım. Bu ödenecek tekrar %25 falan filan derken şuradaki gelir dengesini bine sabitlediğimizde yani net olarak 1 e, milyon mu 1 bir... milyon milyon yeni para birimi milyon. Ya 1 milyar mı işte bu, bu burası milyar mı oluyor hocam burası milyar burası trilyon katli trilyon falan filan işte zilyon milyon bir şey olduğunda gelirimiz. Şey yapacağım, ee, dediğim gibi artık o zaman savaşlara başlayabiliriz ama şu an için erken durum. Neyse abi, neler oldu neler. Ee, Amerika Birleşik Devletleri İngilizleri patlatmamızın ardından abi, şu görüyorsunuz bunlar patlak İngilizler. Donanmalarını falan yardık attık abi, her olaya müdahale ediyorlardı da ağızlarının payını verdik. Peki Amerika Birleşik Devletleri doğru durur mu abi? Tabii ki duymaz. Bu arada bize saldırmak için Yunanistan'la askeri geçiş anlaşması imzalamış. Yani amacı ağzımızın ortasına doğru vurmakmış ama e, yapamadı tabii ki. Çünkü biz onlardan üstünüz her alanda. Her alanda değil. Adamların atom bombaları var. Şu e, adamlardaki gelirin ekonomik e, tabloyu kapattım mı ben? Şu adamlardaki gelirin bu kadar az olmasının sebebini ne zannediyorsunuz siz? Bu adamların askeriyeye ödediği vergi var ya. Hani bizim devletin toplam geliri kadar. Niye askeriyeye ödediği vergi diyorum abi? O atom bombalarının bakım masrafı belimizi büker. Neyse hocam şimdi bak burada çok değişik bir şey göreceksiniz. Silah ticareti anlaşması. Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'ye silah veriyor abi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin üretebildiği her türlü yeni birimi, her türlü yeni araçları artık İngiltere'de üretebiliyor. Bu ne demek? Başımıza iki tane Amerika kesildi demek. O ikinci Amerika'yı gelişmeden susturmamız lazım. Bu arada insani kalkınma anlaşmaları yapmışlar. İngiltere ile bir ittifak antlaşması olduğunu biliyoruz zaten. Amerika'nın ittifak antlaşmalarına bakalım abi. Yeni bir şey var mı? ABD-İsrail ittifakı. Dostum üzgünüm. İsrail GG. İsrail'i eledik yani. İsrail diye bir şey kalmadı. Ee, güvenlik konferansı, ABD koruma konferansı falan filan. Fark etmez. Hiçbir şeyi koruyamazsınız siz. Ve ben neyi fark ettim? he, şey Filistin bitmemiş abi. Al, al sana Filistin. Bak Filistin başkentini buraya taşımış. Hiçbir askeri gücü yok. Tankı soktuğum gibi alırım. Ama dediğim gibi tankman sokmayacağım oraya. Hani o bit kadar yerde kalsın. Zerre umurumda değil. Benim savaş ilan etmemem lazım abi. Şu ekonomiyi düzeltene kadar savaş ilan etmeyeceğiz. Oturup bekleyeceğiz. Hani bırak Filistin'i şey bırak Mısır'ı, Afganistan'ı işte yeni fetih yerlerini o Filistin'i küçücük kara parçasına bile irişmeyeceğiz abi. Birazcık bekleyeceğiz. Biraz ekonomi otursun. Görüyorsunuz sürekli eksiye doğru gidiyoruz. Sürekli eksiye doğru gidiyoruz. Bu hiç hayra alamet bir şey değil. Bu arada şu deniz birimlerini de alayım. E, artık birim de basmıyorum abi. Yeter bu kadar. Yani çok fazla birimimiz var zaten. Şunları birleştir. Ondan sonra gel bakayım tüm birimlerimize durumu değiştir. Park halinde ve hepsini park haline al. Ve abi benim anlamadığım çok ilginç bir şey var. Benim bütün birimlerimin mantığıken burada olması gerekmiyor mu bu harita üzerinde? Çünkü baktığınız zaman benim haritanın başka bir yerinde herhangi bir askerim yok. Bir tane bile birliğim yok, birimim yok. Şuraya kaydedeyim düzeltene kadar. Bir tane bile birliğim yok. Ama baktığınız zaman abi, baktığınız zaman şuradaki askeri bütçeden hazırda bulunan askerler var. Ben bu nasıl oluyor anlamıyorum abi. Ben bunlara park haline geçmelerini emrediyorum. Bunlar hazırda bulunuyor. Benim askerlerim kayıp hocam. Benim bayağı bir askerim kayıp hem de ya. Şu park durumu olanlara erişebiliyorum. Tamam satılık olanlara da erişebiliyoruz herhalde emin değilim. Ama hocam bu hazırda duranlar neyin nesi ne yapmaya çalışıyorlar onu anlamıyorum ben. Zaten bakın masrafı gördüğünüz gibi en yüksek olanlar anka kuşları abi. Değer olarak baktığımız zaman da bize artık en büyük e, parayı ödetenler saldırı denizaltıları. Onlar dursun artık. Onlara yapacak bir şey yok. Ya o kadarı dursun yani. O kadarını karşılayabiliriz de dikkatli olmak lazım. Görüyorsunuz abi işte yavaş yavaş borçları ödüyoruz falan filan. E, diğer devletlerle diplomatik ilişkilerimiz yavaş yavaş düzeliyor görüyorsunuz. Uganda ile düzelsene düzelmesene gerçi de. Yavaş yavaş düzeliyor hocam. Dünya bir normal haline dönsün abi. Savaşı soğutmamız lazım. Gerçekten savaşı soğutmamız lazım. Bu arada e, 2013 seçimlerini de aldık arkadaşlar. 2017 seçimlerine doğru gidiyoruz. Muhtemelen 2017 seçimlerini de alacağız. Çünkü ülkenin refah seviyesi arttıkça içe göç de artıyor gördüğünüz gibi. Ya abi şimdi şu kaynaklar tükenmeden bizim amacımız bu ülkenin borçlarını ödemek. Artık birazcık hani yolo savaş odaklı değil de ülke yönetme odaklı oynamamız lazım abi. Düşünün. Biz bir ülkenin otoritesiyiz tamam mı? Ülkeyi yönetiyoruz. Ülkenin her gücü bizim elimizde. Askeri, diplomatik, siyasi, ekonomik her gücü bizim elimizde. Mantıken ekonomik açıdan zorlandığın zaman ne yapman lazım? Diğer tüm her şeyi düzenlemen lazım öyle değil mi? Biz de ekonomiye göre şekillendireceğiz abi artık her şeyi. Siyasi olayları, askeriye, falan filan bu arada kaynakların içine sıçıldı. Onu da fark ettim. Kaynaklarımız nedense azaldı. Bir gayet güzel kaynağımız varken azaldı yani. Neyse yapacak bir şey yok abi. Bekleyeceğiz. Yani oturup bekleyeceğiz. Şu borçlar bitene kadar oturup bekleyeceğiz abi. Başka bir seçeneğimiz yok önümüzde. Ee, sürekli bir azalma durumu söz konusu. Hala %75 vergi alıyorum ve yoksulluk var. Bu yoksulluğun sebebi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Her şey serbest piyasada. Her şey özel sektörde. Benim amacım, e, amaçlarımdan birisi bütün sektörü devlet kontrolüne çekmek. Her şey devletimin kontrolünde olsun. Eğer her şey devlet kontrolünde olursa e, ülkemizdeki yoksulluğu da sona erdirebiliriz arkadaşlar. Artık biraz daha hani fetihlerimizi gerçekleştirdik, e, yapılabilecek savaşları yaptık, potansiyel tehdit oluşturan devletleri ortadan kaldırdık. E, ülkemize karşı gerçekleşebilecek, radyoaktif sısındı mı ağzına sıçayım Pakistan biz de etkileneceğiz bundan. Ya şey abi yani bize karşı gerçekleşebilecek nükleer santra savaşları, nükleer saldırıları engellemek amacıyla füze savunma sistemi kurduk. Yani milletimizi hem toprak olarak hem araştırma olarak, bilim olarak çok çok ilerlettik abi. Artık insanlık olarak da ilerletmemiz lazım. Yani huzur gelmesi lazım abi anlatabiliyor muyum? Artık biz huzuru sağlamak için çabalayacağız. Artık biz huzuru sağlamak için çalışacağız. Bu arada kaynaklar camış gibi azalıyor abi. Yakın zamanda artık bir şeyler yaparız ya. Çünkü e, bildiğin abi işte borcu ödeyene kadar oturuyoruz yani. Yakın zamanda 4x'izi alalım. Artık e, bir şeyler yaparız. Kaynaklarım gitgide azalıyor. Sebebini bilmiyorum. Baya bir kaynağım vardı benim aslında. %100 vergi almamdan mı kaynaklanıyor? İnanın eğer bilmiyorum arkadaşlar. Şurada tekrardan ben bir mini serinin üzerine kayıt alayım. Artık bir şekilde toparlayacağız bu borcu harcı ya. Bir şekilde toparlayacağız hocam. Ee, savaşmayacağız bekleyeceğiz abi. Kaynaklar umarım düşmez. Kaynaklar bir artıyor bir azalıyor. Herhangi bir şekilde hiçbir şey anlayabilmiş değilim. Ya azalıyor babam artıyor. Azalıyor artıyor. Azalıyor artıyor. Bir şeyler yapıyor işte. Adamların ekonomik sağlığa bak %98 abi. Bizim ekonomik sağlık %81. Ee, çevremizdeki tüm devletlerden ekonomik sağlığımız yüksek neredeyse diyecektim ki değil abi %81. Bu neresi Türkmenistan? Türkmenistanın ekonomik sağlığı yüzde 75. Ee, Özbekistanın aynı şekilde. Kazakistanın aynı, yok Özbekistanın durumu kötüymüş abi. Ben şu borçlarımı falan ödeyeyim. Ee, dediğim gibi milletimizin refah seviyesini bir arttıralım. Büyük Türk Birliği ekonomik yardım paketini kuracağım abi. Yani e, haritada bulunan bütün Türk devletlerine ekonomik yardım göndereceğim. Ekonomik yardım gönderdiğim gibi işte ittifak oluşturabilmek adına e, gerçekleşebilecek her türlü hediyeyi sunacağım. Ya toparlanacağız abi. Bir şekilde toparlanacağız da önce şu ekonomik durumun düzenmesi lazım. Yine iyi gidiyoruz yani ben size söyleyeyim abi. Yine iyi gidiyoruz. Ben bu paranın 20 bine kadar falan düştüğünü gördüm. 400 binlik net gelirle ki azalıyor 400 bin gördüğünüz gibi sürekli gitgide. Çünkü sürekli gitgide şeyimiz artıyor, borcumuz artıyor. Ürettiğimiz birimlerin fiyatı artıyor falan filan. Abi hakikaten birkaç tane kullanmadığım birimi devre dışı bırakmak istiyorum artık ya. Bir şeyler yapmamız lazım hocam. Bir şeyler yapmamız lazım yani. Ee, ama hep askeriden kısmakla olmaz ki bu iş ya. Bizim bu ekonomik sağlığı arttırmamız için başka yollara gitmemiz gerekiyor abi. Fazla vergi de almak istemiyorum. Ulan ülkede enflasyon var ya. Ülkede enflasyon var abi. Türkiye hayvan salgınından sığırları telef oldu Türkiye'nin. Eyvah eyvah. İşte o yüzden ekonomi boku yedi değil mi? İşte o yüzden ekonomi ayvayı yedi. Salgın hastalıklardan dolayı ekonomimiz bayağı bir azalmış. Pardon arkadaşlar hemen döneceğim. Tekrar devam ediyoruz arkadaşlar. Kaldığımız yerden ben e, tam çıkmadan evvel Müslümanlığı tekrardan yasal dinden resmi din olarak değiştirdim ve bu bizim uyumuzun 69'dan 75'e çıkmasını sağladı arkadaşlar ki şu an bizim durumumuzda olan bir iktidar için bu gerçekten önemli olan bir durum. E, hani şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi zaten ekonomik açıdan sıkıntıdayız, dar boğazdayız. Aldığımız vergi çok fazla, enflasyon oranımız yüksek. Yani maksimum yüzde %12 olduğunu düşünürsek enflasyonun. Ee, enflasyon oranımız %7 arkadaşlar. Bir hayli yüksek. E, bu kadar sıkıntı yaşayan bir devletin, e, iktidarın oy oranının yüzde %69'dan %70'e çıkması elbette ki çok önemli bir şey. Ee, bu arada başka hiçbir şeyle oynamadım abi ve e, bir ara havasızlıktan öleceğim sanırım ya. Gerçekten şöyle bir ara havasızlıktan öleceğim yani o da çok havasız. Ay cammam açamıyorum abi nasıl cam açayım ya çünkü cama açtığım an bıcır bıcır çocuklar var mahallede en az abi bak mahallede var ya e, bundan yaklaşık bir bir sene evvel ben YouTube kanalına şöyle hafif hafif ilk başladığımda e, kanalımız iki senelik arkadaşlar ama başlangıcı bir sene öncesinden sayabiliriz çünkü ben e, düzgün içerik yüklemeye başlayalı yani hani tam ekrandır efendime söyleyeyim e, kaliteli sestir falan filan böyle. Gerçi yine çok kaliteli bulmuyorum videolarımı da. Bir sene oldu. Bir sene içerisinde abi mahallede tam 23 tane mi 24 tane mi çocuk taşındı. Bir sene boyunca. Yani bir sene içerisinde. Yani kimse yoktu mahallede. 23-24 tane çocuk oldu. Hepsinin de yaşları ufak ufak bıcır bıcır. Çocuklar hani çok gürültü yapıyorlar abi. Çok gürültü yapıyorlar. Gece gündüz dinlemeden top oynuyorlar. Aşırı bağırıp çağırıyorlar. Çocukların o bağırma huyuna da hastayımdır ha. Hani ne diye bağırırsın ki abi? Böyle mahallede bisiklet... Diye çığlık ata ata 3 tekerlekli bisikletle tur atan var. Çok değişik değişik şeyler ya. Ee, mahalleye geldim, arabayı park edeceğim kapımın önüne. Çocuk işte top kaçtı diye benim arabanın önüne atlıyor falan böyle. Topu ezme, beni ez. Ya nasıl bir mantıksa artık. Tabii ki yaşlar ufak olduğundan dolayı ses etmiyorum da gerçekten dikkatli olmak lazım abi. Konuyu nereye bağlayacağım? Havasızım çünkü cam atsam. Benim sesim duyulmaz kayıtta. Bu mikrofon öyle bir hassas ki cam açık olsun abi. Ee, bizim aşağı mahalleye yani 3 bina ara var bakın arkadaşlar bizim aşağıki mahalleye. 3 bina bir bahçe tamam mı? O aşağıki mahallenin sokağından bak ekonomik yardım silah ticareti falan filan yapıyor Amerika. Vay 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 kendi tarafını busluyor abi herif. Vallahi kendi tarafını busluyor hocam. Dur bir bakalım. Şey diyecektim abi işte o iki mahalle aşağıdan düşün 3 bina bir bahçe olan e, uzaklıktaki aradan bir sütçü arabası geçip koronaya bassa kayıtta sesi benden çok duyuluyor. O derece saçma bir mikrofon. Hani benim kardeşim otursa şurada konuşsak tamam mı? İki kişi kayıt yapsak sohbet ede de e, kardeşimin sesini almaz geri zekalı. Ama üç ya yani 3 bina bir bahçe aşağıdaki sokaktan geçen sütçü koronasını alır. Ya da normal bir araba koronasını, araba çalıştırma sesini falan anlatabiliyor muyum? İnanılmaz derecede saçma. Bu arada var ya dünyanın ekonomisinde genel olarak bir sıçış var sanırsam ya. Benlik bir durum değil. Bakar mısın adamların ekonomik sağlığı düşmüş abi Amerika Birleşik Devletleri'nin. Ve buna rağmen hala şey veriyor ya ekonomik yardım veriyor. O bir devlet Amerika Birleşik Devletleri'ne bayağı yardım vermiş. Amerika Birleşik Devletleri niye bu kadar yardım ediyor ya bu? Moko denen devlete. Moko kim abi? Adam bayağı bir yardım ediyor yani. Pasifik topluluğu. Var mıyım ben Pasifik topluluğunda? Katılamıyorum ki. Hocam bir de silah ticaret anlaşması dedin. Kimle silah ticareti imzaladın? E zaten İngiltere ile imzalamıştın hocam. Aynen. İki tane silah ticareti imzalayınca ne oluyor? Daha mı bir iyi oluyor? Saçma. Evet abi kaynaklarımız azalıyor, paramız azalıyor gitgide. gide. Ee, borcu ödüyor muyuz, ödeyemiyor muyuz bilmiyorum artık ya. Bu arada baya bir sivil sabotaj girişimi var. Neyse ki bizde öyle bir durum. Abi Almanya kolektif anlaşma örgütüne savaş ilan etmiş. Hemse. Yalaka boş. Yalaka boş. Yalaka boş. <laughs> Birazcık şey yapmamız lazım abi. Birazcık kendimize müttefik Aha korkuyorum beyler kaydı da gitti. Kusura bakmayın arkadaşlar. Geliyor değil mi korna sesi? Kusura bakmayın arkadaşlar. O korkuyorum beyler isimli save şey de gitti. Hangi devlet hocam bu ne tarafta ya? Almanya savaş açtık da kanka. Ne tarafta bu devlet oğlum ben askerlerini falan göremiyorum ya. Kolektif anlaşma örgütüne daldık ya. Böyle insanların umursamayacağı devletlere dalmamız de lazım abi de. Kolektif anlaşma örgütü ne tarafta ya Allah aşkına. He lan kolektif anlaşma örgütünün ne tarafta olduğunu bilmiyor mu Allah seni Samet ya. Ha şu. Tıklayabilirsek. Aha bu. Kolektif anlaşma örgütü bu. Bakayım Almanya hala savaşta mı? Vallahi savaşta. İyi iyi. İyi Almanya ile Almanya Vietnam'a da giriyor. Aha dişim. Dişim abi dişimsiz diyor. Çok fena dişimsiz diyor. Of. Abo. Yalakalığa devam mı? <laughs> Yok ya yalakalığa devam falan değil abi. Yalakalığa devam falan değil. Yani kolektif anlaşma örgütü hiçbir şey de. Oo abi Almanya Viyana'yı Viyana diyorum ya Vietnam'a girdi. Ya hocam kurban olayım. Aha Almanya Vietnam'a girdi valla. Kazanıyorlar ya sanırsam. Almanya'ya yardım boş. Bence Almanya'ya yardım abi. Bence Almanya ama 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 önce bir şey Önce bir şey Bir saniye. Hocam bir saniye. Önce bir save alalım. Önce bir save alalım. Başımıza bir iş gelmesin. Artık mecbur bu save'den devam edeceğiz. Ben o korkuyorum beylerin save'i de bozdum. Önce bir save hocam. Sonra merhaba ben geldim. Ben geldim. Benim karşıma kimse gelmedi. Öyle değil mi? Ben savaşı başlatan taraf olmadığından ilişkim de düş. Peki bu savaştan önce ilişkim nasıldı? Diplomatik ilişkilerim nasıldı? E, ama ben kolektif anlaşma örgütüne girdim ya. Yapma ya. O kadar emek boşa mı gitti hocam? Yo. Yo. Emek boşa gitmemiş abi. Vietnam'a girmezsem ilişkim düzeliyor yavaş yavaş. İyi bir şey abi bu. O zaman ben Viyana'ya girmiyorum dayı. O zaman ben Viyana'ya girmiyorum. Yani Almanya ile birlikte yolu yapmayacağım abi. Yok. Viyana'ya girmiyorum. Kolektif anlaşma örgütünü kimse iplemedi de Viyana'ya girmiyorum abi. Viyana diyorum ya. Viyana nereden takıldı aklıma? Vietnam, Vietnam. Vietnam'a girmiyorum. Eee borçlarımızı da yavaş yavaş ödüyoruz. Anlam şu. Borçlar bitse de birazcık para şey yapsak ya, para depolasak ya ülkenin zor zamanları için. Almanya Vietnam'a niye girer ki? Onu anlamadım ben. Ama bir saniye bir saniye abi. Almanya'nın o zaman diğer devletlerle ilişkisi bozuldu demektir bu. Yani e, Almanya biliyorsunuz bir Kanada üye abi. NATO Kanada gibi bir yere üye. Ya, Batı Avrupa Birliği mi? Batı e, Devletleri Birliği mi ne? İttifakı var. Oo Almanya bizden beter boys. Almanya bizden beter hale gelmiş hocam. Harbiden Almanya bizden beter hale gelmiş yani. İyi iyi iyi. Bak bizim yavaş yavaş aramız yumuşuyor. Bu güzel bir şey abi. Bu güzel bir şey. Aramız yumuşasın. Sağ gösterip sol vuracağız çünkü. Şurada araştırmada görüyorsunuz değil mi abi stratejik birimlerin gücünü. Ben bunun gücünü fullledim de bizim 5 atom bombamız bir yeri yerle bir etmeye yeter ya. Yani Afganistan'a salla gir sonra. Ama tabi atom bombası attıktan sonra bizi rahat bırakmazlar. O ayrı bir mesele. Bu arada kafam gözüküyor sadece. Kafam yanıyor anne. İyi mi abi böyle? İyi galiba ya. Bu arada bir saniye. Diğer kaydım ne kadar olmuş ne kadar süre olmuş şunları da şuraya alalım. Altta oyun devam ediyor İnşallah savaş durumu mavaş durumu söz konusu olmaz. Bu 8 dakika olduğuna göre diğeri de 14 dakika olduğuna göre 22 tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çünkü daha bunun render'ı var atması var. Suyu kaç... <laughs> abi. Abi inanamıyorum ya adamlar Çin Halk Cumhuriyeti'ne şey yapmaya çalıştı rebeller. Abi rebeller dediği korsanlar mı şura mı ya? Hocam bir saniye. E ee, daha ne kadar zoom yapabilirim? E ee, son hocam. sağ toma ya. Abi ben bu ülkenin varlığından bile haberdar değilim. Burayı alalım mı hocam? Challenge yaparız. Buradan büyümeye çalışırız. Nerede büyüyeceğiz lan buradan? Abi demek ki öyle bir ülke de varmış ya. Demek ki hocam ben hiç yani farkında bile değilim. Kimyasal sızıntı yüzünden 2000 kişi evlerini terk etti. Burası neresiydi abi? Gürcistan mıydı ya? Galiba Gürcistan'dı. Galiba Gürcistan'dı. İyi, iyi bizim yavaş yavaş ilişkilerimiz düzeliyor. Ekonomimiz düzeliyor. Güzel abi ya. Güzel yani genel anlamda bu benim için iyi bir şey. Almanya şu an Amerika'dan ekonomim daha iyi abi. Amerika ekonomik kriz yaşıyor şu anda ya. Birliğin ekonomik kriz yaşıyor. Aynı krizi bizde yaşıyoruz da biz daha ufak çaplı yaşıyoruz. Niye? Çünkü hayvan gibi %75 vergi alıyorum. Bu adam yüzde kaç vergi alıyor? Bu adam %2 7.2 vergi alıyor hocam. Bu adam %2.7 vergi alıyor. Sorun değil. Adamların birikmiş parası var abi. Ama Amerika'da para suyunu çektiğine göre artık onlar bir yere saldıracaktır ya. Para olan bir yere saldıracaktır abi. İngiltere'de durum ne? Aha topladı lan herif. Aha topladı herif. 64'e çıkardı ya vergiyi ya. Ya yani Adamlar vergiden kazanıyor abi. İngiltere'ye bak. İngiltere'nin çapı bizim kadar değil ama yani bilmiyorum abi, bilmiyorum ya. Şu an Amerika-Vietnam Savaşı da devam ediyor bir yandan. Vietnam'a girmeyeceğim herhangi bir şekilde. Kolektif Anlaşma Örgütüne de girmeyeceğim. Ya saldırmayacağım yani Kolektif Anlaşma Örgütüne. Buradan ordu gönderemem zaten. Ekonomik sağlığım gitgide artıyor. Borçları ödüyoruz ama kaynaklarım azalıyor. Kaynaklarımın azalması hiç hoş değil. Belki Libya'yı alırsak bakın Libya'da canavar gibi kaynak var çünkü. Libya'dan yararlanabiliriz belki ama. Buradan Libya'ya adam çıkarmam lazım. Çünkü yani Mısır'ı geçip oraya girmek istemiyorum. Mısır'ı geçip oraya giremem zaten. Bir de savaş olduğu zaman ekonomi çok pis yamuluyor abi. O yüzden bekleyeceğiz hocam. Bekleyeceğiz savaşmayacağız. Seçimler yapılmış. 2015 yılındayız daha. Bizim seçim 2017 yılında. Aynen öyle. Bizim seçim 2017 yılında. Ee, oy oranımız artıyor, azalıyor. Kafasına göre takılıyor o şekilde. Abi servislerden biz çok para kaybediyoruz ya. Servislerden para kaybediyoruz. Ee, bunun üretimini arttıralım mı abi? Oho! Abi en düşük arttırmak bile bizim ödeyemeyeceğimiz kadar büyük borç Ya! Harbi'den büyük borç hocam. Ya ben bu kadar büyük borca girmek istemiyorum. Tek kazancımız şu enerjiden galiba. Bakar mısın? Eksi değil çünkü bu. 271. Tek kazancımız bu abi. Petrol üretimini biraz daha mı arttırsak ya? Ne dersiniz abi? Bir tık daha mı arttırsak? Battı balık yan gider hocam. Battı balık yan gider. üretime bastık da bakalım. Üretime basmamız ne kadar etkili olacak. Hakikatten battı balık yan gidiyor ya. Enerji, fosil yakıtlar 271. Ticaret 21 gelir var gözüküyor burada. Abi üretimi buradan bir tık daha arttırsak şöyle bir %5 daha arttırsak hocam. Ooo oh. Oh, 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 oh. Nasıl ödenecek bu borçlar Nasıl ödenecek bilmiyorum abi Ya nasıl ödenecek Harbi bilmiyorum ya Hocam o zaman taktik boş O zaman taktik boş yani taktik değil aslında ee, Ben bunu bir yerde görmüştüm Zaten sizden sürekli geliyordu abi Tüm sektör vergilerini %10'a çek İnşaati %100'e çek diye Bakalım hocam hepsini %10'a çekip Bir deneyeceğiz artık o da bizi kurtarmazsa artık yapacak bir şey yok ya. Bunların hepsini %10'a çekmemiz muhtemelen kaynakları arttıracak. Ya inşaatte kaynak tükenir mi abi? Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. İnan eğer bilmiyorum. Bizde ilaç üretimi sıfır mı abi? Hoppa. Hepsinin bir oranlarını düşürelim abi. Sen, senede %10. işi usulüne uygun yapalım bakalım. Senede %10. Ya mantıken zaten az vergi aldığında burası yüzde değil mi? Burası yüzde abi. Burası yüzde Doğal kaynaklar yüzde on. Yüzde on. Bu da işe yaramaz artık bilmiyorum yani ne yapacağımıza dair herhangi bir fikre sahip değilim haberiniz olsun. Bu bug mıydı? Bug %99.99'du galiba ya. Ya ben bu kullanmak istemiyorum abi yani oyunun açıklarından yararlanmak istemiyorum. Çünkü ya oyunu gerçekli bir şekilde oynamak istiyorum ama şu borçları da ödemem lazım. Yoksa serinin gidişatı tehlikeye girecek abi. Birazcık ekonomik açıdan kendimizi rahatlatırsak eğer ee, daha fazla savaşlara falan konsantre olabiliriz abi. %10 mamuller. He, hepsini %10'a çekiyoruz o zaman. Lan var ya bunu da ayarlaması ne uzun iş ya. Ben çamış gibi vergi alıyormuşum hele diyorum kaynak niye birikmiyor. Kaynak niye artmıyor? Bakalım abi. Taktik boş. Şu an için taktik yapacağız yani. Tamamdır. Daha sonra servislere geliyorum. İnşaatı %100'e çekiyorum. İnşaat sektörü %100. Mühendislik %10. Sağlık kozmatik %10. Bu bizi kurtarmayacak. Daha da batıracak gibime geliyor. Ama hayırlısı bakalım. Batırmaz inş. Parakende yüzde on. Hukuki yüzde Pazar ve reklam yüzde on. Hayırlısı boş. Hayırlısı. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Nasıl bir yamulacağız acaba? Çok merak ediyorum gerçekten. Nasıl bir yamulacağımızı harbiden çok merak ediyorum yani. Bekliyoruz abi. Bekliyoruz. Bu arada Amerika-Vietnam savaşı sürüyor. Vietnam'ın donanması Amerika'dan daha iyi olamaz değil mi? Öyle bir ihtimal var mı ya? Vietnam. Vietnam'a da tıklayamadık ya. Vietnam'ın 10 tane mi gemisi var abi? 49 tane gemisi var Vietnam'ın. Az önce bastı sanırsam. Almanya'nın ne kadar abi? Almanya, Almanya, Almanya. Heh. 45 tane. Alır mı? Alır herhalde. Hocam bekliyoruz hala. Bakalım o sektör vergisi bize ne kadar girecek acaba? Küresel vergiyi kaldırdık. Petrolü %10'a çektik. Ee, i̇nşaat sektörünü yüzde yaptık, her şeyi yüzde on yapıp inşaatı yüzde yaptık. Abi artış oldu, hafif bir zıplama oldu şöyle bir yüzde 87'di yüzde kadar bir zıpladı. Hadi bakalım hocam 292 oha girdi bana girdi hocam geçmiş olsun geçmiş olsun bana girdi İşin kötü yanı. Bu borç gitgide katlanıyor. Ve kaynaklara falan hiçbir etkisi olmadı. İşin kötü yanı bu. Save'e geri dönelim. Save'e geri dönelim. Sıçtık Şakir bez getir ya. Hakikaten sıçtık Şakir bez getir yani. Başka hiçbir şey değil olay. Askeriyeyi aç. Al şuraya paneli. Ekonomiyi aç. Al buraya paneli. Abi o zaman ne yapacağız? Elleşmeden gideceğiz ya. Ekonomiye ilişmeden gideceğiz yani. Yapacak pek fazla bir şey yok. İlişmeden gideceğiz. Böyle devam ettireceğiz. Oh, bir şekilde o borç ödenir ya. Bir şekilde o borç ödenir abi. Ya umarım ödenir yani. Ödeyene kadar elimizdeki kaynak falan tükenmesin de. Oh oh aşağıdan böyle motorlu bir taşıt geçiyor. Motor... Benim niye şeyim arttı? Borcum arttı abi. Ben bir şey almadım, etmedim hocam. Benim borcum niye artıyor ya? Şöyle yap, getir şöyle. Hah. Parlaklığı ayarla. Allah Allah. Benim borcum niye artıyor abi? Hop. Niye artıyorsun borç? Azalman lazım aksine ya. Al baba 4x'siz ha. Yardır battı balık yan gider. Battı balık hakikaten yan gidiyor ama ya. Of. Hocam çok fazla asker var. Bak bizim sıkıntımız bu. Çok fazla askerimiz var ya. Hakikaten çok fazla askerimiz var. Afganistan'a girsek abi. Afganistan'a girsek. Oğlum savaşta daha çok borcumuz açılıyor. Afganistan'a zaten kendini ayırıyor. Pakistan'a girsek. Pakistan'da biraz kaynak varmış. Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan soydaşlarımıza herhangi bir şekilde saldırı düzenlemeyeceğim. Ha, belki dediğim gibi e, toprakları şey yapmak yerine, toprakları ele geçirmek yerine şöyle bir seçenek var yani. Ya İttifak ittifak kur diye. O ittifak kurma seçeneğine tıklayıp ittifak oluşturabilmek adına bir saldırı düzenleyebilirim. Onun dışında herhangi bir saldırı düzenlemeyi planlamıyorum zaten. Abi Libya... Ulan nasıl tükürdüm ekrana. <laughs> Lama gibi. Oğlum Libya'ya girsek... Ee, Bulgaristan... Of of... Biz battık. Amerika da batıyor. Amerika ama kurtaracak abi kendini. Amerika kurtaracak kendini çünkü camış gibi vergi alacak. Biz zaten camış gibi vergi alıyoruz. %75'in bir tık üstü artık adamların canını <laughs> almam demek oluyor. O yüzden <laughs> vergi arttıramayacağız maalesef. Oturup beklemekten başka çare yok gibi gözüküyor. Oturup beklemekten başka bir çare var aslında abi. Oturup beklemekten başka diğer bir çare ortak pazar antlaşması. E, i̇lişkimin düzeldiği devletlerle ortak pazar yapacağım ama neredeyse hiçbir devletle ilişkim tam olarak düzelmedi abi. Daha kimseyle kıpkırmızı değil. Bir, bir saniye biriyle kıpkırmızı abi. Şu devlet hangisi? Şu devlet boş şu devlet. Bangladeş. Ya Bangladeş dalga mı geçiyorsun abi gelip ağzından ağzına vurayım illa. Bangladeş ve kolektif anlaşma örgütüyle ilişkimi çok geri. O da şeyden dolayı ya zaten şu an kolektif e, anlaşma örgütüne Amerika ile beraber saldırdığım için şey Almanya ile beraber saldırdığım için ondan geri. Abi 790. Hadi hadi öderiz baba hadi öderiz ya. Öderiz ya 771. İnşallah ödenir abi. İnşallah ödenir yani. Yolsuzluk yok, baskı yok. Yoksulluk var. Yoksulluğun sebebi her şey özel sektörde ve ben çok vergi alıyorum. Vergiyi düşüreceğim. Borcumuzu ödeyelim. Ee, azıcık vergiyi düşüreceğim. Devlet kontrolünü almaya çalışacağım elimden geldiğince her şeyi. Deprem oldu ve 792 kişi hayatını kaybetti abi. Nerede olduysa bu deprem. Tabii ki bu bizim yine ekonomiyi etkileyecek. Doğal afetler falan hepsi bize giriyor abi. Hepsi bize giriyor. Hiç, hiç böyle. Ey yavrum ey. Ya hocam Afganistan'ın kaynaklar var aslında %88. Afganistan'a doğru bir yönelsek Afganistan senin kimlerle diplomatik ilişkin bozuk hocam? Bir Çin'le, bir Benle, bir de Almanya'yla. Acaba Almanya, Çin, ben sana girsek. Ya kılıf olması lazım abi ama savaş ilan edersek ekonomi daha da batacak. Ya buradan gelen kaynaklar benim işime yaramazsa. Harbiden çıkmazdayım abi. Harbiden çıkmazdayım. Her şeyi %99 mu yapayım? Ne yapayım illa ya? İyi bir de onu deneyelim bari. Ya dediğim gibi kullanmak istemiyorum ama mecburum abi. Gerçekten mecburum yani. Çünkü yok yok imkanı yok. Toparlayamayacağım. %99 %99.99 .99 muydu abi? 99 99 Hepsini 99 yapalım bir abi. Şeye döndük biz daha markete falan döndük böyle. Bunun fiyatı sadece 99 lira falan. Ya aslında ödüyoruz ya. Şey yapmasak mı? Durulan enter'e bastık. Basmadık değil mi? Bastık galiba ya. %99. Tütün de %99. Abi şöyle bir her şeyi. Aynı sisteme getirme seçeneği olsa ya. Yani komple tıkla şu kategoriye. Yok illa tek tek uğraşacağım. %99. 99 Aslında yavaş yavaş ödüyoruz ya. Elleşmesem mi? 99 99 Deneyelim abi deneyelim. Bu olursa yani en azından rahat eder. Her yere savaş ilan ederiz abi. Çünkü ülke kaynakları azalıyor. Yavaş yavaş ee, Zor durumlara girmeye başlıyoruz. Eğer sınırsız bir para kaynağı elde edersek işte o zaman gelsinler abi. işte o zaman gelsinler yani. Abi bir saniye bir anlaşma var burada. Bilgi siyasi. 6 ay içerisinde seçimler var. Abi ben borçları ödeyene kadar sene oldu 2017 ya. Harbi sene oldu 2017 yani. Ama ben daha borçları ödeyemedim. Alırız muhtemelen seçimleri de alırız ya. 2017 seçimlerini de alırız da şu şeyi bir deneyelim abi. Şu şeyi bir deneyelim. Çok fazla askerimiz var ondan bu kadar vergi ödüyoruz. Bizim o kadar askere bakacak gücümüz nasıl olmaz ya. Abi üretecek gücümüz varsa bakacak gücümüz de olmalı mantıken ama. Bilmiyorum ya bilmiyorum. Her şeyi 99'a aldım bir bakalım. İnşallah bu da diğer o şey inşaatı 99'a al geri kalanlarını %10'a al gibi kulaktan dolma. Geçersiz bilgi değildir ya yani işimize yaramayacak bir bilgi değildir. Şuradan parayı kıralım abi. Şey yapacağım. Her şeyi devlet kontrolüne alacağım. Kaydedelim bakalım. Her şeyin vergisini %99 yaptık. <laughs> Muhtemelen kaynaklar mıçacak. Yani bilmiyorum abi. Bunu yapmadan keşke bir save alsaydım. Büyük olaylar olacak gibi hissediyorum. Ama bakalım. Aha. Para geliyor ama kaynak gitti abi. Para geliyor ama kaynak gitti şu an yani. Kaynağın var olup olmaması bir halta yarıyor mu yaramıyor mu bilmiyorum ama kaynak gitti hocam. Kaynak gitti. Yani endüstriyel malzemeler falan filan uçtu gitti. İyi en azından borcu ödeyelim. Borcu ödememize yetecekse abi. E, kaynak azalıyor, daha da azalıyor. Kaç çıktı abi kaynak? Kaynağın azalması ne demek abi? Ekonomik sağlığında cortlaması demek kaynakları bitirmeden yapmamız gerekiyor bunu da. Bu şekilde para gelirse bana ben kaynakları bit ya kaynaklar bitse bile diğer ülkelere saldırıp saldırıp alırım abi kaynaklarını. Hiç problem değil ya. Hiç problem değil aslında. O zaman save'i bir korkuyorum beylere alalım. Save'i alalım buraya. Afganistan'a doğru bir goy abi. Afganistan'a doğru bir goy goylayalım. Şuradan versen bana birimleri. Haydi bakalım ya hak. Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun Bulgaristan? Ne yapıyorsun Romanya? Oho hemen donanma geldi. Gel 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 İngiltere gel. Bok var gel. Gel bok var. Gel hocam hemen gel. Şunlar askerlerini yürütmeden. Gel şuraya 2 dakikada alalım Afganistan'ı. Madem böyle camış gibi para gelecek o zaman ben de speedrun şeklinde hemen buraları fethede de gider gelirim yani. O zaman Bulgaristan'a, Romanya'ya falan da dalacağım abi. Bulgaristan'a, Romanya'ya, Momanya'ya oralara da dalacağım. Hiç fark etmez bizim ilişkiler yine çorpladı da tabii. Aha. Karadan adam yürütüyorlar. O adamlarını oradan çekiyorsun. O adamlarını oradan çekiyorsun abi. Aksi takdirde Bulgaristan seni parçalayacağım. Ya şu tıkla be Afganistan artık ya. Bekle parçalayacağım seni. Bekle. Bekle parçalayacağım seni. Al şurayı. Oha. Oha. Afganistan'a bak. Geçtiğin her topraklar senin kontrolüne geçecekse yalnız sıkıntımız var hocam. Sıkıntımız var. Hepsi benim kontrolümde mi? Şuraya aldılar değil mi? Oraya adam yollarız ya. O dert değil. Ya Bulgaristan dayak yemeye mi geldin? Hoş geldin abi. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel bir dayağını ye temiz temiz. Denizde de keseceğim ben sizi. Bizim anti deniz altı helikopterleri patlamış yine ya. Aldık değil mi savaşı? İşgal et abi burayı. İşgal et. Goal'a. Gel buraya. Buraya doğru Goal'a. Goal'a 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 Goal'a. Ha şöyle. Ha şöyle bakalım. vey falan filan gelmiş. Zımbabwe'yi ben ne ara savaş ilan ettim lan. Ha Almanya'ymış o abi. Türkiye, Japonya ile Almanya ile de savaşta. Türkiye, biz bizim savaşta olduğumuz devletler belli. Hocam şimdi müsaadenle ben buraları bir... Oha, 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 oha. Oha ve oha. Düşmanlarımız her yerde artıyor. Oho, kontrol elden gitti ya. Vallahi elden gitti hocam. İşgal et Bulgaristan topraklarını da. Ee, şimdi, 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 şimdi. Nereden geliyorlar? Hindistan tarafından geliyorlar. Uf. Sıçtık batırdık ya. Sıçtık batırdık ya. Bir durun be. Bir durun be. Sıçtık batırdık anasını satayım ya. Bir dur sıfıra al bir. Hakikaten sıçtık batırdık yani ne yapacağımı şaşırdım. Artık şu oyun oynamak benim için keyiften ziyade bir işkence faslı haline gelmeye başladı yavaş yavaş ya. Aman be, aman be. Abi ne güzel. Afganistan alacağım. Romanya ile Bulgaristan'a ne oluyor? Siz niye bana savaş ilan ediyorsunuz lan? Almanya zaten baya bir ortalığı karıştırıyor abi. Almanya zaten baya bir ortalığı karıştırıyor. Ya o zaman goy goy ya, goy goy. Bekle borçlarımız ödensin, birazcık para biriksin. Her yerden geliyorlar. Hangi cepheyi tutacağımı şaşırıyorum. Bir şey yapamıyorum ki. Adamlar her yerden geliyor. Diplomatik ilişkilerim yavaş yavaş düzeliyor en azından. Buna sevinebilirim. Buna sevinebilirim abi. Bu arada kaydımı kontrol edeyim. 28 dakika olmuş. 12 dakikada diğerinden vardı. 40. Niye bunu hesaplıyorum? Render'ı var bu işin abi. Bu işin render'ı var. Benim render'ı da düşünmem gerekiyor. Oy oy oy. Harbiden oy yani. E abi daha sonra. Almanya niye ortalığı karıştırmaya başladı ben onu anlamadım. 2017 seçimlerinde de kazandık hemen şuradan bir save alalım. Bu arada biz çok hızlı ittiriyoruz ama şeye bir bakalım ya oy oranımız ne kadar olmuş. Oo oy oranımız %52 olmuş abi. İktidarımız neredeyse kesinleşmiş ya. Allah iktidar neredeyse kesinleşmiş. Aslında var ya tek partili yönetim de yapsam askeri diktatörlük ilan etmek yerine tek partili yönetim de yapsam olur bence ya. Olur bence. Aha da borç bitiyor abi. Aha da borç bitiyor. Ya kaynağı buluruz ya. Kaynak bitince ne oluyor bilmiyorum da. Kaynağı buluruz abi. Kaynağı buluruz. Ya şu ayrıntılar kısmından baktığımız zaman. Bir saniye. Ülke ayrıntılarına baktığımız zaman. Ya dünya ortalamasının çok çok ilerisinde bir gelişmişlik düzeyimiz var. Altyapı ve telekomünasyon çok güçlü. Telekomünik... Telekomünik... Telekomünikasyon. Anca dedim abi şey ne yapabiliriz şimdi var ya ben size bir şey söyleyeyim mi bence ufaktan şeyi düşüreyim abi ufaktan bizim vergileri düşüreyim hem oy oranımız artsın hem yoksulluk azalsın şöyle ufaktan bir %70'e çekelim abi ne kadar etki edebilir ki en baba ne kadar etki edebilir yani yavaş yavaş vergi oranlarını da düşürelim yoksulluk azalsın abi ee, hatta şey yapalım ya yüzde %50 falan mı yapsak biraz para biriksin de onu da yaparız biraz para biriksin onu da yaparız bu arada diplomatik ilişkilerim gitgide düzeliyor güzel güzel Fransa Çekoslovakya diyorum ya Çek Cumhuriyeti öyle bir deyim vardı ya Çekoslavaş Çekoslavaştıramadık Çekoslavaştıramadık deyim söyleyemiyorum ya şu an hakikaten deyim söyleyemiyorum Çekoslavaştıramadık Çekos lavaşlarım. ana beyin yandı yala ha ekran titredi deprem oluyor beyler deprem oluyor ekran sallanıyor lan başım mı dönüyor yoksa ve kafa uçar gider hocam kafa uçar gider ya deprem oluyor ya benim kafa uçtu galiba deprem oluyor hayırlısı bakalım. Çıkacak halim yok yani. Deprem oluyor diye. Ne yapayım? Dışarı mı çıkayım? E, bilgisayarı bırakmam abi. Benle birlikte çöksün ev. Ne yapayım ya? Yani? Ana, oğlum çok fena sallanıyor lan. Beyler galiba deprem oluyor. E, o zaman ben kaçar? <laughs> lan ne oluyor oğlum? Bu şey niye sallanıyor ekran? Niye sallanıyor ya abi? Ekran oryantal yapıyor resmen. Neyse iyi iyi bak geliri düzelttik abi. Geliri düzelttik yavaş yavaş geliyor. Ee, kaynakları bok ettik ama. Gelir düzeldi. İyi var abi gelir düzeldiğine göre e, ne yapalım? Sürekli gelir azalmasa bir de. Oh oh birikebildiği kadar para biriksin abi. Birikebildiği kadar para biriksin. Ben bu arada şu e, vergi oranını %65'e kadar çekeyim abi. Vergi oranını %65'e kadar çekeyim. Dünyada savaş durumu söz konusu mu? Hala Almanya, Vietnam'da savaş halinde ama kimseden askeri geçiş falan alamadığı için geçemiyor doğal olarak. Güzel, güzel. Bizim paramız biriksin abi. Paramız biriksin. Her şeyi devlet kontrolüne geçireceğim. Ondan sonra zaten yoksulluk da azalır. Kaynak kontrolü de şey yapar. İyi oldu. iyi oldu bu bölüm ya. İyi oldu abi. Az biraz bir şeyleri düzene koymayı başardık ya. Az biraz bir şeyleri düzene koymayı başardık. Eee battı balık yan gider style'a küresel vergiyi de %99 yapıyorum abi. Batarsa balık yan gider yani. Hayır dur bir saniye. Bir saniye ya. Abi küresel vergiyi de yap 99. Yapıştır gitsin. Yapıştır gitsin. Yani şu saatten sonra bizim önümüzü kimse alamayacak abi. Camış gibi para kazanacağız. Ama tabii ki kaynaklar gitti yani. Oho. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Abi o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Madem hayvan gibi kazandığımız paranın haddi hesabı yok abi. Kazandığımız paranın haddi hesabı yok. Depolayalım bari. Her şeyi %99 yaptık. Ama şu kaynakların bitmesi ne oluyor onu bilmiyorum abi ben. Kaynaklar bitince ne oluyor yani onu bilmiyorum. Şu an her şey bitmiş durumda. Her şeyi tüketiyoruz hayvan gibi de. Ne oluyor onu bilmiyorum abi ben. İyi borcu ödedik. Belki birkaç müttefik kazanabiliriz bu şekilde oturup beklemeye devam edersek. Hani insanların bize karşı bakış açısı değişebilir. 438 bin para birikti bu arada. Aa, Amerika ne yaptı? Amerika batışlarda. Ekonomiyi sıçrattık abi. Ekonomiyi sıçrattık. Uf, neyse. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Benden bu bölümlük bu kadar. Sonraki bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi gelirimiz sürekli artıyor. Ee, bu şekilde çok fazla para kazanıyoruz ama kaynakları sıfırladık. Bu kaynakların sıfırlanma durumu neye delalet Ne oluyor? Ne bitiyor? Herhangi bir fikrim yok. Eğer kötü bir olaysa YouTube mini seri isimli sevden devam edeceğiz. Ama hani sıkıntı çıkmazsa bu sevden tüm dünyayı yarar yarar alırız abi. Zaten görüyorsunuz Afganistan'a savaş ilan edince direkt Bulgaristan hareketleniyor yani. Bulgaristan'da Romanya'da hareketleniyor. Belki önden bir Bulgaristan'la Romanya'yı çıkarmayı deneyebilirim ama başarılı olabileceğimi zannetmiyorum. Aynı zamanda işte ülkemizin refah seviyesini arttırmaya çalışıyoruz falan filan seri böyle gidiyor işte. Bakalım ya neler olacak neler bitecek hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın kendinize iyi bakın.